Sanat Dünyası'ndan Haberler. Hazırlayan ve sunan Nalan Kumlalı Atahan. Merhaba sevgili dinleyiciler. Nalanca Sanat programına hoş geldiniz. Sizlere Los Angeles'tan ulaştığım bu programımda devam eden güncel sergilere biraz değinmek istiyorum. İleriki dakikalarda çok değerli yazar Lucette Cohen-Fins konuğum olacak. Ve tabii ki programımın sonunda bu hafta sizler için seçtiğim kitap bölümü var. Radio Anatolia. Mekan ve sanat ilişkisinin insan ruhunu yenileyen ve geliştiren tarafına değinen bir projeden bahsetmek istiyorum ilk olarak sizlere. Resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşan Seni Ne Rehabilite Eder Karma sergisi Bude Psikoterapi Merkezi'nde 29 Nisan tarihine kadar izlenebiliyor. Sanat rehabilite eder kavramından yola çıkarak yaşam alanlarında sanat eserlerine yer verilmiş ve bu amaçla hem mekana estetik katkı sağlanmış, bunun yanı sıra alanda yaşayanların ruhuna da dokunmaya çalışan bir sergi. Sizi ne rehabilite eder sorusuyla bu sergi sanatın iyileştirici, yenileyici ve geliştirici yönünü hatırlatarak çağrı yapmakta. Ve bu sebeple sergi mekanı olarak da iç mimar Özlem Eres'in tasarladığı ve dekore etmiş olduğu Bude Psikoterapi Merkezi seçilmiş. Resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşan sergi, katılan sanatçıların kendi özgün konularıyla çalıştıkları işlerden oluşmakta. Seni ne rehabilite eder sorusu, sergilenen işlerin teması değil, mekan ve sanat ilişkisinin insan ruhunu yenileyen ve geliştiren tarafını vurgulayan bir yaklaşımla sanata dikkatleri çekmek için yöneltildi. Sergi, iç mimar Özlem Eres'in seçkisiyle ve sanatçıların katılımıyla özel bir sunuma dönüşmüş. Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar Aslıhan Kaplan Bayrak, Birim Aksüyek, Emine Akbucak, Enis Malik Duran, Avni Öztopçu, Hayri Ağan ve Öznur Eren. Şişli Osman Bey'de bulunan Bude Psikoterapi Merkezi'ndeki Seni Ne Rehabilite Eder sergisini 29 Nisan'a kadar hafta içi günlerde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sergiyle ilgili detaylı bilgileri merkezin internet sitesi bude.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Radyo Anatolia. Şimdi sıra Büyük Üstad Feyhaman Duran'ın İki Dünya Arasında adlı sergisinde. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde herkesin mutlaka vakit ayırması gereken çok önemli bir sergi. 1914 kuşağının önde gelen temsilcilerinden ve Türk sanat tarihinde portreciliğin öncüsü olan sanatçı Feyhaman Duran'ın bini aşkın eseri ve kişisel eşyaları ilk kez bu kadar büyük bir sergide bir araya geliyor sevgili dinleyiciler. İki Dünya Arasında sergisinin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için gelin isterseniz Feyhaman Duran'ı biraz daha yakından tanıyalım. 1914 kuşağının önde gelen temsilcilerinden Feyhaman Duran 1886 yılında İstanbul'un Kadıköy semtinde doğdu. 1911 yılında resim eğitimi için Paris'e gitti ve 1914 yılında yurda döndüğünde karşılaştığı bambaşka bir ülkeydi. O da sanatına hem batıyı hem de gelenekseli bir arada yerleştirdi. Çünkü ikisini de aynı anda deneyimlemişti. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'e geçiş döneminin etkilerini tamamen içselleştirip dönemin ve sanat tarihimizin en çarpıcı işlerine imza atan sanatçılarımızdan biri oldu. Feyhaman Duran'ın özel koleksiyonu olarak adlandırılabilecek tablolarından yapılan seçkide sanatçının en çok tanındığı portre alanındaki çalışmaları önemli bir bölüm oluşturuyor. Atatürk'ten Hasan Ali Yücel'e, İbrahim Çallı, Hikmet Onat ve Tevfik Fikret'e kadar Cumhuriyet'in şekillenmesinde rol almış birçok ismin portreleriyle Cumhuriyet Türkiye'sinde bu alanda portreciliğin öncüsü olarak kendinden sonra gelen pek çok sanatçıya örnek oldu. Portrelerinde fotogerçekçi çalışmaktan ziyade kişinin iç dünyasını yansıtmıştır. Geleneksel sanatlara yönelik ilgisi, tüm yaşamı boyunca Doğu ile Batı'yı aynı anda deneyimlemeye çalışması ve bu etkilerini sanat pratiğine yansıtmış. En çok portreleri ile anılan sanatçı, peyzaj gibi farklı tarzlarda da çalışmalar yapmış. İki dünya arasındaki gelgitlerini ve senteze ulaştığı noktaları eserleri üzerinden görmek mümkün. Duran'ın portrelerinin yanı sıra farklı türlerdeki çalışmaların da gün ışığa çıkartılmasını hedeflendiği sergide, Paris'teki eğitimi sırasında ilk kez canlı modelden çalıştığı nü eserleri, İstanbul'un çeşitli semtlerini tasvir ettiği peyzajları ve hat kompozisyonlarının obje olarak yer aldığı natürmortları bir arada sergileniyor.
Serginin bir başka özelliği ise Feyhaman Duran'ın eserleriyle beraber tamamlayıcı unsur olarak kişisel eşyalarına yer verilmiş olması. Sanatçının ressam eşi Güzin Duran'la beraber hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Beyazıt'taki evinden bazı bölümler, sanatçının gündelik hayatını ve çalışma ortamını anlatabilecek bir düzenlemeyle sergi mekanında yeniden kurgulanmış. Resim malzemeleri, mobilya ve hat koleksiyonundan örneklerin bir araya getirildiği bu düzenlemeler, Türkiye sanat tarihinde öncü bir konuma sahip olan ressama ve dönemine ayrıntılı bir bakış açısı sunmamıza vesile oluyor. Feyhaman Duran'ın İki Dünya Arasında sergisini deneyimlemenizi tavsiye ederim. Özellikle de ailecek geçirebileceğiniz güzel ve kaliteli zamanlara bir yenisini eklemeniz için güzel bir sergi. 30 Temmuz tarihine kadar vaktiniz var. Radio Anatolia. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim çok özel bir haber var. Gülün Hayat Topdemir'in Gelin isimli çalışması Krakow Çağdaş Sanat Müzesi daimi koleksiyona dahil edildi sevgili dinleyiciler. Bir sanatçı için gurur verici bir olay. Gülün Hayat Topdemir'in resimleri bilinçaltının derinliklerine inerek insan doğasının karanlık taraflarına öykülüyor. Bu karanlık taraf aynı zamanda sanatçının renk ve teknik seçimine de yansıyor. Son dönem çalışmalarıyla kendini model olarak kullandığı resimlerinde toplumsal rolleri ve benlik algısını sorunsallaştırıyor sanatçı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde tamamlayan sanatçı, eserleriyle ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılmış. 2007 senesinde Nuriyem Resim Ödülü'ne layık görülen sanatçının çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'deki özel koleksiyonlarda yer almaktadır sevgili dinleyiciler. Sanatçı çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürüyor. Sevgili dinleyiciler, az sonra çok değerli sanatçı Lucette Cohen-Fins ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. 1970 İstanbul doğumlu Lucette Cohen-Fins. 1997-2009 yılları arasında yayınladığı City Plus İstanbul dergisinin ardından çalışmalarını Amerika'da devam etmiş. New York'ta Food Mood adlı yüksek tirajlı bir kültür sanat dergisini hayata geçirdikten sonra Türkiye'nin yurt dışı tanıtımlarında aktif görev almış kendisi. On Derin Ayak İzi adlı 518 sayfalık ilk romanını İngilizce olarak yazan ve bu kitabı bizzat kendisi Türkçe'ye çevirerek Türk okuyucularla buluşturan Lucette Cohen-Fins, 2013 yılında Uluslararası Altın Madalya kazandı. İkinci romanı Enginar Mevsimi'ni 2015 yılında, üçüncü romanı Hasta Bakıcı'yı yine aynı yıl okuyucularla buluşturdu. Dördüncü kitabı Şarlatan, 2016 yılı Ekim ayında okuyucularıyla buluştu. Merhaba Lucette Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Los Angeles'tan sevgilerimi gönderiyorum İstanbul'a. Ben de size İstanbul'dan Los Angeles'a bütün sevgilerimi gönderiyorum. Çok mersi. Yazar ve eğitmen Lucette Cohen-Fins'i sizden biraz dinleyebilir miyiz? Şimdi aslında yazarlık, eğitmenlik, konuşmacılık, bunların hepsi birbirini besleyen, destekleyen işler. Neden? Çünkü sonuçta sanatın herhangi bir disipliniyle ilgileniyorsanız zaten onu yaymayı, onu daha çok insana mümkün kılmayı da düşünen kişi haline dönüşüyorsunuz. Bu tabii benim için geçerli olan kısmı. Onun haricinde atölye çalışmalarımı ki 3 yıldır devam ettirdim. Onları daha farklı boyutlara da taşımayı düşünüyorum. Kendi patentlerime sahibim, eğitimlerimi tamamen araştırmalarım ve doğru olduğuna inandığım şekillerde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Gerçi aslında bu benim için de çok besleyici bir şey çünkü o kadar farklı kişi, o kadar farklı ruh, karakter bir araya geliyoruz ki aslında hepimizin ne kadar aynı ve benzer olduğumuzu keşfediyoruz. Tabii herkesin kendi karanlık noktaları, gizli ajandaları var. Onları da ara ara konuşma fırsatımız oluyor ki bu aslında insan doğasını çözmemize de yardımcı olabilen fırsatlar. O yüzden hem konuşma, hem eğitim, hem yazmak, bunu her türlü ifade etmek benim için bir ihtiyaç haline geldi. Evet. On Derin Ayak İzi ilk kitabınız, ilk romanınız daha doğrusu. 2013 yılında yayınlandı ve bununla uluslararası bir ödül aldınız. Tebrik ediyorum sizi bu arada. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? İngilizce yayınladınız. Şöyle söyleyeyim. HarperCollins zaten yazar yetiştiren, yazarların daha iyi içerikler üretebilmesi için onlara imkan sunan bir okul aynı zamanda.
bu online olarak internet üzerinden nasıl oldu bilmiyorum. Bir şekilde önüme düştü ve ben dedim ki bu yarışmaya ben katılmak istiyorum. Nasıl oldu, nereden ulaştım? Bugün bile sorgularım, hala bilmiyorum. Belki de bunun olması gerekiyordu. Ve o şekilde ben bu yarışmaya 10 derin ayak izini, orijinalini İngilizce yazmaya karar vererek de o şekilde başladım. Belki de hiç İngilizce yazmayacaktım eğer 10 derin ayak izi bu şekilde bir HarperCollins olayı önüme düşmeseydi ki. Hakikaten beni çok etkileyen bir noktadır bu. Ve oradan İngilizcesini yazarak daha sonra Türkçe'ye tercüme ettiğim 10 derin ayak izinden sonra da 3 roman daha çıkardım. Ve benim için gerçekten o 18 aylık deneyim paha biçilmez, çok derin tecrübelere yol açan bir şey oldu benim için bu. Evet, diğer kitaplarınız Enginar Mevsimi, Hasta Bakıcı ve en son 2016'nın Ekim'inde çıktı sanırım Şarlatan. Doğru hatırlıyorsam. Evet, doğru. 4 kitabınızı da okudum. Evet, evet. Okudum. Türkiye'ye geldikçe aldım ve arkadaşlarımdan rica ettim. Romanlarınızın hepsinde film tadı hissettim. Hani sanki bir sinema salonuna girmişim ve kitabı kapattığım anda dışarı çıkmışım gibi bir tat var. Her kitabınız kendi içinde bir hikayeyi oluşturuyor. Ve bu hikayelerin de bir alt metinleri var aslında. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi zaten aslında edebiyatı günümüzde düşüncelerimizi, hayat felsefemizi diğerlerini aktarabilmek için yazılı bir sanat dalı olarak kullanıyoruz. Ben de aynı yoldan o şekilde çıkarak şuna karar verdim ki eğer hikayelerin üzerine ve altlarını gerçek ana fikirlerle ve temalarla donattığımız zaman zaten otomatikman onun üzerine sadece döşemiş olduğunuz hikaye çıkıyor ve bazen okurlar sadece üzerindeki hikayeye, bazen de alttaki o bahsetmiş olduğunuz o değerli metinlere, verilmek istenen esas öz noktaya ulaşabiliyor. Tabii bunun en güzeli okur açısından ve yazan açısından da bence hem üst metnin hikayesinin hem de alt metindeki ana fikrin birbiriyle paralel bir yolda yürüyüp atmosfer oluşturması. Belki de o yüzden size bu sinema filmi izliyormuş gibi bir his yarattı. Ki bunu zaman zaman duyuyorum. Biraz da hedefim oydu açıkçası. Ben nasıl bir kitap okumak istiyorsam öyle bir kitap yazmak istedim. Her birinde ayrı öyküler, ayrı hikayeler, yaşam kesitleri, kimi gerçek, kimi hayal ürünü, kurgu, bunları tartışabiliriz de. Ama yine de verilmek istenen mesaj çok önemli burada. O yüzden de o hikayelere her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Evet, sizin üçüncü kitabınızda şöyle bir cümle var. Her insanın bir dünyası, her dünyanın da kendine has bir sesi var. Doğru. İnanarak yazdığım bir cümle okuttunuz şu anda. Evet, siz kendi dünyanızdaki sesleri mi paylaşıyorsunuz? Kendi dünyamdaki sesleri, diğerlerinin seslerine uyum sağlayacak bir şekilde, bazen de dışarıdan gelen sesleri kendi dünyama uyum sağlayacak şekilde akordladığım zaman hayatın özünü de biraz kavramış olduğuma inanıyorum. Zaten kavradıklarınızı aktararak başlıyorsunuz. Ve eğer sizinle aynı fikre, aynı düşünceye sahip olan kişiler var ise onlar bir şekilde zaten sizi buluyorlar. Siz de onlara kavuşuyorsunuz. Yani bu aslında bir döngü olması gereken bir şey. Sadece kimle, ne zaman, nasıl etkileşime geçireceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü bu kitabı kim gece okuyor, kim gündüz okuyor bilmiyorsunuz. Evet. Doğru zaman diye bir şey yok bildiğim kadarıyla, sizin bir tabiriniz de bu. Doğru zaman, yani insanları şaşırtmayı seviyorsunuz. Evet, şaşırtmak beni çok heyecanlandırıyor. Önce kendimi şaşırtmayı hedefliyorum. Eğer kendimi şaşırtabilirsem de bir başkasını şaşırtabileceğime inanıyorum. Çünkü önce üçüncü kitabınız olarak Şarlatan hazırlanıyordu ve siz Hasta Bakıcı'yla çıktınız. Şarlatan'ı Doğru. daha sonra çıkardınız, yayınladınız ve kendi evinizden çıkartıyorsunuz bildiğim kadarıyla, Gate yayınlarından. Evet, o da doğru. Türkiye'de çok fazla kendi yayın evinden kendi eserlerini çıkaran edebiyatçılarımız ya da yazarlarımız maalesef çok az. Bir yerde burada da bir öncülük yapmak istedim ama tabii bu herkesin kendine ne kadar inandığıyla alakalı bir şey. Ne kadar yaptığınız şeylerden keyif aldığınız, aynı zamanda bunun ne kadar arkasında durmak istediğinizle de alakalı bir şey olduğunu düşündüğümden dolayı şu sonuca vardım ki hala sanat veya herhangi bir şeyle ne kadar ilgilenelim yine de bazen sonuna kadar gidemiyoruz. Arkasında evet tam duramıyoruz. Duramıyoruz maalesef. Siz 2014 yılında yazarlık atölyesi de başlattınız. Evet. Bir süredir devam ediyor ve kısa bir süre önce de hikaye kartları çıkardınız ve bu hikaye kartlarının oluşumunda bildiğim kadarıyla ressam ve dövmecilerle çalıştınız. Çünkü üzerinde resimler var. Hikayeleri anlatıyor ve sanırım bunları workshop şeklinde düzenliyorsunuz. Bundan biraz bahsedelim mi?
insanların üretimlerinden, nasıl onlarla iletişime geçiyorsunuz, onların nasıl hikaye üretmelerini, öyküleri nasıl oluşturmalarını yardımcı oluyorsunuz? Şimdi aslında bu öykü kartları bir gece benim bilmiyorum yine nasıl oldu, onu da çok sorguladım ama herhalde yine oluşumlardan biriydi. Dedim ki bir iskambil destesi gibi yine 52 karttan oluşan, içinde iki tane jokeri olan standart bildiğimiz bir iskambil destesi olsa, onun içinde farklı farklı temalar, olaylar, karakterler ve birbirleriyle bağlantı yapılabilecek eşyalar veya noktalar olsun. Ve bu şekilde buradan yola çıkarak da kendimi illüstrasyon sanatçılarıyla, dövme sanatçılarıyla konuşurken buldum ve dedim ki evet gerçekten istemişim bunu yapmayı ki lafta kalmadı ve ertesi gün hemen bunun arayışına geçtim. Projemi anlattığımda onlar da çok heyecanlandılar ve bu projede yer alabileceklerini belirttiler. Temaları hazırladık, karakterler, bütün genel ana temalarıyla olay oluşturuldu ve gençler ki 12-17 yaş grubu, genç yetişkin dediğimiz o kitle, 4-11 yaş arası ki yine gelişmekte olan ergenlik çağından önceki çocuklar ve aynı zamanda yeni gelişmekte olan çocuklar. Bir de tabii artı 18 ve üzeri için biz yetişkinler için de bir ayrı kart destesi hazırladık. Şimdi tabii yetişkinlerde bulunan içeriklerle gençler ve çocuklarda bulunan içerikler tamamen birbirinden farklı. Çünkü burada hedeflenen şey de biraz değişik. Şöyle düşündüm. Eğer hikayelerin iyileştirme gücünü bilseydik, kendimize ve başkalarına anlattığımız hikayelerle neleri değiştirebilirdik? Burada neleri değiştirebilirdik? Aslında hepimizin hayattaki amacı. Sürekli bir şeyleri değiştirmek için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Hatta bunun uğruna özverilerde bulunuyoruz. Bu durumda yapılabilecek şey en güzeli kendimize anlattığımız yanlış hikayeleri bulmak dedim. Ve eğer yanlış anlatılan bir hikaye düzeltilirse ne tür faydalar sağlayabilir şeklinde yola çıkarak bunu bir workshop'a çevirdim. Bir kart destesi çevirdim ve gelen tepkiler gayet güzel, olumlu, kullanıcılar maksimum düzeyde faydalanabiliyor. Şimdi burada hem hafıza kartı olarak kullanabileceklerini biliyorlar ki beyin jimnastiği bugün en kıymetli organımız olan beyni korumak için yapılması gereken bir şey. Onun haricinde çocuklar sözel ve görsel becerilerini okul öncesi geliştirebiliyorlar. Okul esnasında ezberden uzak bir yaklaşımla hayal güçlerini tetikleyebiliyorlar. Bir de tabii biz yetişkinler biraz kaliteli vakit geçirmek, karşımızdaki kişiyi tanımak, sosyal becerilerimizde bir tık daha yukarıya çıkabilmek için her zaman zaten sanattan faydalanırız. Burada da edebiyatın öykü kısmı çok önemli. Belki herkes bir roman yazmak istemeyebilir. Çok katmanlı, matematiksel bir örüntüsü olan bir olayın içinde kaybolacağını düşünebilir. Fakat kısa öyküler bugün çok kişiye ilham vermekte. Ve aynı zamanda da yazması daha kolay bir prosedür olduğu için. Bence çok kişi öykülerini ölmeden önce çocuklarına hediye etmek için ya da sadece kendisinin bunu paylaşması için yazmalı diye düşündüm ve bu şekilde o kartlar ortaya çıkmış oldu. Çok güzel. Peki katılımcılar hangi meslek gruplarından? Yazarlık isteyen, öykü yazarlığı evet. isteyenler mi? Yoksa iş adamları, matematikçiler, avukatlar gibi şimdi farklı meslek dallarından mı? Beni çok heyecanlandıran, evet bu beni çok heyecanlandıran bir konu. Çünkü meslek gruplarından, sektörlerden, farklı altyapılardan, kültürel farklı büyüyen kişilerden çok çok değişik talepler olabiliyor. Yani eğitimlere gelenler de, kartları almak isteyenler de şöyle bir istatistik yaptığımda ve baktığımda ki bunu her hafta yapıyorum. Sadece kendi verilerimi çoğaltmak amacıyla da değil, insanların acaba ne tür mesleklerden, ne tür şeylere ihtiyacı var veya neleri arz ederler diye düşündüğümde şu ortaya çıkıyor. Bankacılar, eğitimciler, iş adamları, iş kadınları, özel sektörde kamuda çalışanlar, öğretmenler, masörler, avukatlar, diş hekimleri, yani bu tamamen meslekten bağımsız bir şey. Çünkü hepimiz altyapımız ne olursa olsun hem yazabiliriz hem eğer tekniğini bilirsek ve hayal dünyamızla dış gerçeklerimizi iyi harmanlarsak çok farklı yerlerde, çok farklı şekillerde kendimize ve topluma başka bir katkımız olabileceğini göreceğiz. Yani orada göreceğimiz şey aslında hikaye üretmenin okumaktan daha farklı bir şey olduğunu ve hikaye üretmenin artık sizi ölümsüz kıldığını göreceğiz. Bu çok önemli bir nokta. Özellikle torunlarına, çocuklarına veya bir sonraki nesle kendi hayat tecrübelerini aktarmak isteyen insanlar. Biraz önce bahsettiğim gibi üzerine herhangi bir
hikaye örgüsü döşeyerek alttan bütün mesajlarını verebilirler. Ve bazen bir roman yazmak evet yıllar alabilir. Belki bir yıl alır, 3 yıl alır, o kişiye göre değişen bir şey. Fakat öykü, kısa öyküler, unutmayalım ki bugün Mark Twain, Ernest Hemingway gibi birçok yazar hep kısa öykülerle başlamıştır. Hatta çoğunun geçmiş kayıtlarına baktığınızda günümüz olsun, geçmiş dönem olsun, mutlak surette bir öykü kitapları olduğunu da görürsünüz. Kısa öykülerden oluşan bir şey, yazarı zaten öbür aşamaya hazırlayan bir nokta. O yüzden öyküler çok çok önemli hayatımızda, çok. Evet, kesinlikle. Sizin bir sözünüz vardı biraz önce okuduğum. Herkesin bir sesi var, her dünyanın bir sesi var. Siz o insanların içindeki seslerin dışa çıkmasını, onların diğer insanlarla bütünleşmesini sağlamaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok güzel bir cümle kurdunuz. Evet, çok güzel bir cümle. Ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Ve karşı tarafa bir nefse katkım olması, aynı zamanda benim de bir başka mumla bir başka mum yakmışım gibi bir his kapılmama sebebiyet veriyor. Bu benim için de çok manevi olarak önemli bir gelişme. Evet, çok güzel. Bildiğim kadarıyla, yani şöyle sizinle daha önceki sohbetlerimizde günde 8 evet. saat yazdığınızdan bahsetmiştiniz. Evet, o benim kitap yazdığım dönemlerde geçerli olan bir süreçtir. Onun haricinde tamamen düşünsel icraatımı tamamlamadan, ne yapmak istediğimi, ne söylemek istediğimi tam olarak hedeflemeden o 8 saate zaten varamıyorsunuz. Çünkü o kadar süreyi dolduracak kadar bir malzemeniz olmuyor. O yüzden o sürekli geçerli bir şey değil. Kitap yazma dönemlerinde geçerli olan bir çalışma metodu aslında. Şu an var mı yeni kitap? Şarlatan'dan sonra? Tabii ki var. Tabii var. Gerçi biraz sürpriz olsun. Çünkü çok yine derin katmanlı. Şarlatan'ın devam niteliğinde olmayan fakat okurlardan gelen geri bildirimlere göre de bazı kafalarında kalan soru işaretlerinin cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. O soru işaretleri de zaten yine nasıl oldu onu da hala çözemiyorum. Fakat o şekilde icabetti ve denk geldi ve çok ilginç bir matematikle bazı soru işaretleri gerçekten açıkta kaldı Şarlatan'da. Ve onların cevapları bende. Onu tabii ki kitap haline döndürüp yine farklı bir hikaye olmasa da Şarlatan'ı okuyanlar bilecektir. Onun üzerinde bir ana karakter temaları var. O ana evet. karakterler üzerinden ama belki farklı bir algı. Ya belki bir başkasının ağzından aynı süreç yazılabilir. Başka bir hikayede o soruların cevapları karşımıza çıkacak diyorsunuz yani. Aynı hikayede kurgularla. Çıkacak. Aynı hikayede. Evet, başka hikaye olamaz Şarlatan'da. O yüzden aynı hikayede çıkacak ama başka hikaye olmaması gerektiği düşünüyorum. O yüzden okuyanlar, okumayanlarla ilgili de burada şey olmasın diye buna girmek istemiyorum. Evet. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. Peki Lucette Cohen Finch'in normal yaşamı nasıl? Şu an yoğun bir şekilde kitap yazmıyorsunuz. Düşünsel bir gününüz nasıl geçiyor? Günlerim açıkçası... Okuduğunuz kitaplar, gittiğiniz sergiler, izlediğiniz filmler... Çünkü besleniyorsunuz bir şekilde. Yaşamın tabii, içinde var oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, aslında yazma süreci 24 saat beyninizin içinde var olan bir şey. Ama bunun sadece kaleme dökülen kısmını biz icraat olarak algılıyoruz. Aslında o son aşaması. Bir olayın, herhangi bir sinema filminin, bir kitabın, bir romanın ortaya çıkması için zaten onu üretecek olan kişi bambaşka bir düşünsel icraat aşamasına giriyor. Bu 8 saat de değil aslında 10-15 saat kadar uyku haricinde olan bir süreç. Bu süreçte zaten siz bir sürü malzeme biriktiriyorsunuz. Yani şu anda yazmıyorsunuz, daha doğrusu yemeği pişirmiyorsunuz fakat gerekli malzemelerin gerekli anda yanınızda olabilmesi için bütün alışverişlerinizi, bütün almanız gereken malzemeleri, bazen yurt dışından ya da çok özel bir yerden nadide olarak getirtmeniz gereken bir parça için bile bekliyorsunuz. Zaten bu süreç aslında yine yazmanın bir parçası olduğu için günlerim daha çok bütün bu parçaları bir araya getirerek, biraz kendimle vakit geçirerek, iç dünyamla, biraz dış dünyamla ve çevremle, ailemle o şekilde geçiyor. Çok güzel. İstanbul'da Nişantaşı'nda sanırım atölyeniz. Evet. Size nasıl ulaşabilirler? Şimdi açıkçası bu dönem çok fazla workshop yapmama kararı aldım. Biraz dediğiniz gibi kitaplarıma yoğunlaşmak, biraz açıkçası seyahat etmem gereken bir takım yerler var. Onları yapmak istiyorum ve atölye çalışmalarına bir müddet ara vereceğim. Kurumsal eğitimlerim devam ediyor. Mesela alışveriş merkezlerinde, bir takım özel kuruluşlarda ya da sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer alıyorum. Yani bu şekilde bir çalışma olacak. Belki ben okullara gideceğim,
ki öyle olmaya başladı. Okullara gidip oradaki gerekli kişilere bu eğitimleri sağlamak. İstanbul içi ve İstanbul dışı aynı zamanda katkıda bulunabileceğim yetişkin grupları, gençler ve çocuklarla ilgili özel atölye çalışmalarım oluyor. Ve şu aşamada da kendi atölyem yerine biraz daha dışarıya açıldı. Farklı kişilere ve farklı mecralara da ulaşmak amacıyla, ki bu projenin bence herkese ulaşması gerek. Hepimiz sonuçta bir öykü yazarak iyileşebiliriz, hayatımıza anlam katabiliriz. Ya da belki bunu iş olarak, meslek olarak yapabilecek kişiler var ki, blog yazarlığı, köşe yazarlığı, kitap eleştirmenliği, bunun gibi birçok meslekler barındırıyor içinde. Yani bir nevi altın bilezik olarak da düşünebileceğimiz bir şeydir. Düşüncelerimizi aktarmak, öykü yazmak. Düşünsenize bir sanatçı için bundan daha mutluluk verici bir şey olabilir mi? Yaptığı, ürettiği şeylerle hayatını hem sürdürebilmek, hem arzu ettiği yerlerde, arzu ettiği kişilerle olup onlardan hem bir katkı sağlayıp onları hem de kendisini besleme imkanı olan bir sanat dalı bu. O açıdan biraz bu tür bir projeye yönelmiş durumdayım. Daha çok dışarı açılıp daha çok kişiye ulaşmak istiyorum. Anladım. Peki bu hikaye kartlarını bulabiliyorlar mı, yoksa sadece sizin atölyenizden mi temin edebilirler? Kesinlikle Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Kargoyla adreslerine kadar gidiyor. Kullanma rehberleriyle birlikte. Çünkü çoğu kişi İstanbul'a gelip atölyede bu çalışmalardan faydalanamayabiliyor. Yakın bile olsa fiziki, lojistik olarak yine gelemeyebiliyor, bir müşkülü olabiliyor. O açıdan bunları düşünerek her zaman o kişilerin de bunlardan faydalanabilmeleri için bir yol çizildi hikaye kartlarına. Yani bugün siz Türkiye geneli, inşallah yurt dışına da açılırız, farklı dillerde de yaparız bunu. Çince, Japonca, İngilizce, Fransızca, Almanca, her türlü olabilir. Önemli olan bunun içerik felsefesinin çok net anlaşılması ki bu bizim her zaman kullanabileceğimiz, her türlü olayda karşımızdakini tanımak için, onun iç dünyasını anlayabilmek için kullanabileceğimiz bir yol. Biz bunu bir çizimle yapıyoruz. Arkasında bir tema yazıyor. Ama bunu niyet tutarak bakan insanlar da olduğunu gördüm. Geçen gün bir kitap yazan biri bana şöyle bir mesaj attı ki, iyi ki bu kartlardan edindim. Çünkü her hafta olmasa da işte her 2-3 günde bir iki tane kart seçiyorum. Onu olaylar örgüsüne nasıl yedirebilirim? Bunlardan nasıl faydalanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu da aslında güzel bir vizyon. Mesela bir blogger 52 kart artı 2 joker olduğu için jokerleri bir kenara bırakmış ve her hafta bir tane kart seçiyor ve o kartla ilgili birbirinden derin, farklı, tuhaf, gün geliyor bir tabuyu irdeliyorum diyor ve oraya varabiliyorum şeklinde fikir beyan etmesi. Yani benim açımdan da çok güzel bir geri bildirim. Evet, kesinlikle. Bir süre ara vereceksiniz workshoplara, atölye çalışmalarına. Şimdi bu atölyedeki workshoplara ara vermem benim zaten her gün bir yerde olmam anlamına geliyor. Daha çok okulda, daha çok eğitim kurumunda, daha çok insan gruplarıyla dışarıda birlikte olacağım için aslında atölye çalışmaları daha yoğun devam ediyor. Evet, tek bir merkezde değil, farklı merkezlerde bu atölye çalışmaları aynen devam ediyor. Evet, sadece bize gelenler değil, bizim de onlara gitmemiz gerekiyor. Evet, haklısınız. Peki buradan Nalanca Sanat kanalıyla yazar olmak isteyen, kendi çapında öyküler yazan, hikayeler yazan dinleyicilerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Aslında tavsiye edeceğim şeyler burunların ucunda olan, çok yakınlarında olan tavsiyeler. Birincisi istek, arzu ve o sürekli kamçılanmalı. Kitaplarını bitmiş olarak düşünmelerini tavsiye ederim. Ortalama kaç sayfa çıkacak, kapağı nasıl olacak, içeriği ne bölümlerden oluşacak, yazı puntosuna kadar bitmiş hayal etmelerini öneririm. İkincisi, planlı programlı bir düşünsel icraat aşaması yapmadan asla metinsel yazı kısmına geçmemelerini öneririm. Çünkü bu aynı zamanda üç misli vakit alıyor. Çünkü hazırlıksız yakalanan bir kişi, işi ne olursa olsun yine aynı olaydan dolayı muzdarip olacak. Bu her şey için geçerli. Plan program yapmalarını, araştırmalarını çok iyi ve derinlemesine yapmalarını. Eş zamanlı cümleler ya da eş anlamlı cümleler var ise onları hemen metinlerinden ikinci okumada silmelerini tavsiye ederim. Bu eş anlamlı cümlelerin tekrarlanması aslında farkında olmadığımız bir şey. Eğer orada bir farkındalık geliştirilirse ve aynı anlama gelen bir cümlenin hemen peşi sıra ona benzer bir cümle kurduğumuzda olayın etkisinin ne kadar azaldığını gözlemleyecekler. Ve onların arzu ettiği şey aslında o impact dediğimiz anlık bir
etkileşim yaratmak. Anlık etkileşim kısa cümlelerle ve çok net ifadelerle oluyor. Bazen bu hataya düşüyoruz. Hani acaba anlamamışlarsa biraz daha anlatayım mı? Hatası bence telafi edilmesi gereken bir şey. Evet, gayet açıklayıcıydı. Çok teşekkürler, sağ olun. Lüset Hanım, bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar Los Angeles'a selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Benim için de çok güzel bir söyleşiydi. Teşekkür ediyorum. Ben de İstanbul'a sevgilerimi iletiyorum Los Angeles'tan. Şarlatan'ın devamı niteliğindeki kitabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler. Çok değişik bir kitap olacak, onu söyleyebilirim şimdiden. Okuyucularımıza da buradan bunun sürprizini vermiş olalım. Evet. Size yazarlık hayatınızda, eğitimlerinizde, insanlarla olan iletişimlerinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum Nalan Hanım. Çok teşekkürler, sevgiler. Hoşçakalın. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Lüset Cohen Fins ile yaptığımız söyleşi için kendisine çok teşekkür ediyorum. Radyo Anatolia. Bu haftaki programda sizler için seçtiğim kitap bölümüne geldi sıra. Lüset Cohen Fins'in Gate yayınlarından çıkan kitabı Şarlatan bu hafta sizler için seçtiğim kitap. Hepimiz bir şeyler biriktirmek için yaşarız. Üzüntü, mutluluk, aşk, acı, mal, mülk, dostluk. Bunların hepsi gün gelir bizi terk eder. Oysa zaman içinde bizi asla terk etmeyecek ve bizimle birlikte yaşamaya devam edecek olan iki şey vardır. Tecrübe ve bilgi. Hayatın kıymetini gerçekten anlayanlar, tecrübenin iyi veya kötü olmasına değil, temiz olmasına önem verirler. Fakat ne var ki bilgi farklıdır. Çünkü o bir kez kirlendi mi çok zor temizlenir. Enginar Mevsimi, Hasta Bakıcı ve Uluslararası Harper Collins Altın Madalya Ödüllü 10 Derin Ayak İzi'nin yazarı Lüset Cohen Fins'in kaleminden Şarlatan'ı henüz okumadıysanız hemen alıp okumanızı tavsiye ederim. Bu arada size bir tiyo vereyim. Şarlatan'ı tüm kitapçılarda, kitap satan tüm mağazalarda ve tabii ki internette bulabilirsiniz. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Nalanca Sanat programının sonuna geldik. Geleceğinize oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel ve sağlıklı olsun. Sanat dolu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sanatsız kalmayın. Nalan Kumlalı Atahan'ın hazırlayıp sunduğu Sanat Dünyası'ndan haberleri dinlediniz.